Söylemiştim ya, Alplere gidiyorum arkadaşım. O öncedendi. Böyle karnında bebekle nereye gidiyorsun? Karlara, marlara, saçmalama. Çocuk gibi konuşma benimle. Yarın doğuracak halim yok. Irmak, dur dur. Geç şöyle. Geç otur şuraya. Ne konuştunuz Fırat'la? Ne karar verdiniz? Bir anlat bakayım. Büyük bir memnuniyetle kağıt üzerinde bebeğin babası olmayı kabul edermiş. Hatta sevgili karısıyla evlerinde bebeğe bir oda yapmayı bile düşünebilirlermiş. Ne tamam. Sen bundan başka ne bekliyordun ki zaten? Bebeğimize sahip çıkmasını beklerdim. Benimle bir hayat kurmasını beklerdim. Hamile bir kadın çocuğu için ne istiyorsa o. Şükrü, bak kapıya bak. Bir şey unutmuştur bu kez. Baktım Deniz Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ali Bey, hayırdır? Ne oldu? Bunlar sizin. Aa, ne güzelmiş. Ay çok güzel. Kartı. Ha. Tamam. Tamam şöyle yapalım. Ama benim biraz hazırlanmam gerek tabii haliyle. Sizi bekletsem olur mu? Tabii ben beklerim. Sıkıntı yok. Şükrü gel. Al bakalım. Al çiçeğimizi al. Ali Bey'e kahve falan yap. Bekleyecek o. Hadi. Nasıl güzel değil mi? Çok. Ben anlarım bu. Christmas ambiyansı olaylarından falan. Ben kahve yapayım o zaman. Kroteli'ni satışa çıkartacağım. Orada Melike'yi kaybettik. Bir daha ayak basmaya dayanamam. Fırat, Irmak'la konuştum bugün. Hiç anlatmıyorsun, söz etmiyorsun. Fırat, bu artık ikimizin de sorunu. Bak ayrıca Irmak Deniz'in kardeşi. Deniz benim kız kardeşim bağrına basmıştı. Paylaş benimle. Anlat. Gerçekten içimizde yük biriktirmeyelim. Eğer konuşursak önümüzü çok daha iyi görürüz. Konuştum Irmak'la. Ben üzerime ne düşerse yapacağımı söyledim ona. Bebek için rahat edebileceği bir ev. Gerekirse benim evimde bir oda. Bunlardan bahsettim ona. Nasıl karşıladı? Daha çok senin nasıl karşıladığınla ilgilendi. Tahmin ederim. Neyse. Uzak mı gideceğimiz yer daha var mı? Yok yenge ya. Bir saate falan oradayız. Yavaş yavaş kendimize bir ev bakalım değil mi? Ben seni gerçekten aceleye getirmek falan istemiyorum. Ama böyle öğrenci gibi de yaşanmaz değil mi? Yani hiç de öğrenci evi değil benim evim. Şahane bir evim var. İyi tamam. Bir şey demedik yani. Gel şurada dondurma ısmarlayayım mı sana? Dondurma mı? Bu ovada. Ha. Hayır canım sen ya dondurmayı, ben sahip içerim. Bak böyle istediğin zaman nasıl orta yolu buluyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk günden haberin olsun bunu bil de ben böyle kızın kafası böyle oğlanın kolunun altına falan gelince bu durumlardan pek hoşlanmıyorum. Onu önceden söyleyeyim de hani bir bilinsin yani. Allah Allah. Dur bak ben sana daha neler yapacağım. Daha seni alacağım, sırtımda taşıyacağım. Fırat'cığım. Ne yapıyorsun?
Burası mı? Burası Deniz Hanım, buyurun. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Sermet Bey. Ne güzel bir sürpriz oldu bu ya böyle. Ben de yılbaşında ne yapsam diye düşünüyordum. Abi bir emrin yoksa ben yola koyulayım artık. Evdekiler sana emanet. Gözün arkada kalmasın abi. Yani bu kadar stresin arasında değişiklik iyi gelir diye düşündüm. Yani vaktimiz olsaydı bir Avrupa falan ayarlardım ama... Yok ya, bu çok güzel bence. Çok iyi düşünmüşsünüz. Hani böyle şömine falan. Süper. Buyurmaz mısınız? Birkaç gün burada dinleniriz. Yani yanlış anlamayın. Sizin için ayrıca bir oda hazırlattım. Yani öyle manasız gerginlikler olmasın diye. Sermet Bey her zamanki gibi çok zarifsiniz. Yani ne bileyim yürüyüş falan yaparız. Yani burada etraf çok güzeldir. Aşağıda çok güzel bir göl var. Yani oraya ineriz. Ateş yakarız. Mangal yaparız. Bir şeyler yeriz. Ha? Ay sanki ilk defa bir erkek dağın çatı altında kalıyorum. Manyadım ha ben bu adamın karşısında. Bir sus kardeşim, bir sus. Kadın almış, kabul etmiş. Hala ne reklam yapıyorsun geri zekalı? Gelmiş, oturmuş işte karşında. Uzatmasana. İncelikten kopacağız, hiç karı görmemiş gibi. Yoldan geldiniz. Bir şey yemek içmek ister misiniz? Ya da dinlenmek isterseniz odanız hazır. Beyaz şarap mı içsek? Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.